Merhaba sevgili Kare TV izleyenleri. Şu anda yanımızda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Saffet Sancaklı ve yine MHP Gebze Belediye Başkan Adayı İbrahim Türkmen var. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Gündem çok yoğun. Yerel seçimlere çok az kaldı ve çalışmalar da yoğunluk kazanmaya başladı bu anlamda. Saffet Bey, öncelikle ben sizinle başlayacağım. Öncelikle sizi tanıyalım. Daha sonrasında da çalışmalarınız hakkında bilgiler alalım sizden. Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Milliyetçi Hareket Partisi. 2010 yılında siyasete atıldım fiili olarak. 2011'de İstanbul'dan milletvekili adayıydım. Küçük bir oy farkıyla Allah kısmet etmedi, seçilemedim. 2012'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük kongresinde MYK üyeliğine seçildim. Daha sonra Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan sorumlu MYK üyeliğine atandım. 3,5 ay kadar önce de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım açıklandı ve 3,5 aydır sahadayım. Tempo oldukça yoğun. Herkesten önce açıklanmam büyük avantaj. Kocaeli beni tanıyor, ben Kocaeli'ni tanıyorum. Şu an itibariyle 200 bin kişiyle görüştük, el sıkıştık, tokalaştık. Hedefim 400 bin. Neden 400 bin? Kocaeli nüfusu 1.600, 1.700 gibi bir nüfusu var. Demek ki 400 bin kişiyle biz birebir tokalaşıp, görüşüp, sohbet edebilirsek, her aileden de 4 sayarsak bütün Kocaeli'yle görüşmüş olacağım. Şu an itibariyle çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Evet. Peki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız. Şimdi Kocaeli ile ilgili neler öngörüyorsunuz? Gebze bölgesi var, Kocaeli'nin sanayi şehri. Aslında bu soru İbrahim'e soracağım tabii ki, ama hani Kocaeli tamamı olarak bir değerlendirdiğimizde bir de sizden dinleyelim sanayi şehrimizi. Şimdi Kocaeli Allah'ın yarattığı özel yerlerden bir tanesi. İki tane denizi var. Bir tane gölü var. Bir de dağı var. Türkiye sanayisinin aşağı yukarı 1/5, 1/6 burada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 2 milyar dolar yıllık geliri var. Küçük belediyelerle beraber yıllık 3 milyar dolar. 10 senede 30 milyar dolar. Kocaeli bir sanayi şehri. Burada fabrikalar burayı zehirliyor. Denizi zehirliyor. Havayı zehirliyor. Vergileri İstanbul'a ödüyor. Gebze özeline gel. Gebze bugün Türkiye'deki 50-60 tane ilden daha fazla getirisi olan, devlet bütçesine katkı sağlayan bir ilçe. Peki geri dönüşü var mı? Aşağı yukarı 1/20. Yani 20 lira kazanıyor, gönderiyor, 1 lirasını alıyor. Bu Gebze'nin şu anda üvey evlat muamelesi görmesi şahsen bizi çok üzüyor. Çünkü Gebze, dediğim gibi, Türkiye'de en az 50 tane ilden daha çok getirisi olan, daha çok istihdam sağlayan bir ilçe. O yüzden özel önem gösteriyoruz biz Gebze'ye. Hedefimiz 100 bin oy almak. Zaten Gebze'yi almadan Büyükşehir Belediyesi alınamıyor. Bunu da çok iyi biliyoruz. Hem aday seçerken hem de Gebze ile ilgili özel çalışmaları bu yüzden yapıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Büyükşehir ve 12 ilçe AKP'nin 10 sene. 11 senede aynı parti tek başına iktidar. Yani Ekonomi Bakanı da sizinle, Çevre Bakanı da, Ulaştırma Bakanı da, Spor Bakanı da, İçişleri Bakanı da. Başbakan sizinle, Başbakan Yardımcıları sizinle, Cumhurbaşkanı sizinle. 30 milyar dolar 10 senede para girmiş buraya. Türkiye'de 2940 tane belediye var. Bunun toplam borcu devlete 14.7 katrilyon. Bunun sadece 6,5'u Kocaeli Büyükşehir'in. Yani neredeyse Türkiye'deki 2009 belediye kadar borcu olan bir belediye. 30 milyar dolarlık yatırım var bu şehirde. Bana 1 milyar dolarlık yatırım göstersin birisi. Yani en hafif tabiriyle beceremediler. Onun için inşallah bu 30 Mart'ta bu arkadaşlarımızla, hem onları halkında büyük teveccühü var, halkında vereceği oylarla, Allah'ın izniyle de hem Kocaeli Büyükşehir'i hem Gebze'yi alacağız inşallah. Peki çalışmalar kapsamında 400 bin kişiyle tokalaştık, el sıkıştık, görüşmelerimizi sağladık dediniz. Şimdi Kocaeli'nin Gebze ile birlikte bir sanayi şehri olduğundan da bahsettik. Peki siz Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız eğer... Gebze'ye ne yapacaksınız? Hayır, Kocaeli'nin bir sanayi bölgesi olarak bilinen tabiri vardır ya hani, ama aynı zamanda da bir kültür şehri. Bununla alakalı planlarınız, projeleriniz olacak mı? Şimdi şöyle... Gebze ile ilgili büyük şehir olarak bir tane projemiz var. Onu anlatacağım şimdi çok kısa. Fakat adayımız İbrahim Bey'in de yaptığı çalışmalar var.
herhalde ya bu ay sonu ya önümüzdeki ayın ilk haftasında Gebze ile ilgili projelerimiz açıklanacak. Fakat biz daha bunu adaylığımızı açıklamadan evvel aşağı yukarı 5 ayda ben aday adayı diye gezdim buralarda. Hem MYK üyesi buradan sorumlu hem aday adayı. Analiz ettim şehri. Ne gördüm ben Gebze'de? Çok eksiği var Gebze'nin ama bir anda Gebzelileri böyle refaha kavuşturacak bir proje ne diye düşünürken meğerse öyle bir proje yapılmış ama hayata geçirilmemiş. Nedir bu? Uluslararası bir fuar. Avrupa çapında bir fuar. Yani haftada 2 milyon insanın Gebze'ye giriş çıkışını sağlayabilecek bir fuar. Tabii haftada 2 milyon kişinin Gebze'ye girip çıkmasının ne manaya geldiğini Gebze için herhalde hep beraber düşünebiliriz. Yani tabiri anlatırken diyorum ki yani yolda seyyar satıcılık yapan simitçi, köfteci dahil refah seviyesi yükselecektir. Ha tabii orada bir problem çıkıyor. 2 milyon kişi Gebze'ye girdiği zaman trafik sorunu ne olacak? Onunla ilgili de işte bitirmedik. Bitirdiğimiz zaman zaten onu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ulaşımı deniz yoluyla yapmaya çalışacağız. İki yer var. Bir tanesi de deniz kenarı zaten sahilde. Oradan ulaşımı sağlamaya çalışacağız. Tabii bitmediği için çok daha fazla detay veremiyorum ama bunu açıkladık. Onun dışında soruyorum şikayetiniz ne? Diyorlar ki otobana giriş çıkışımız yok. Bir trafik kazası oluyor ambulans gidemiyor. Yani koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Gebze Belediyesi'nin bu sorunu çözmesi 1,5 dakika sürmez. Ambulans, helikopter dedim. Aa dediler. Ya beyler 21. yüzyılda yaşıyoruz biz ya. Ya burası da şey değil yani gelişmemiş bir ülke değil ki bu kadar paraların geldiği yerde yani Kocaeli Büyükşehir'de 2 tane ambulans, 3 tane ambulans, helikopter olamaz mı? Meslek hastalıkları hastanesi olamaz mı? Türkiye'nin çok kanser olan ili burası ya. Kanser hastası. Bunun gibi tabii daha büyük şehir olarak, global olarak insanlara kömür makarna dağıtarak, onlara balık yedirmeyi değil de balık tutmayı öğreterek, onlara o imkanları sağlayarak Gebze ile ilgili böyle bir projemiz var. Tabii başka projelerimiz de olacak. Bunu da herhalde ya bu ay sonu ya önümüzdeki ay başı açıklayacağız. Peki. Efendim şimdi siz de aslına bakarsanız bir spor geçmişiniz var. İbrahim Bey'e bakıyorum. İbrahim Bey de zaten Gebze Spor Kulübü Başkanı. Evet. Gebze Spor Kulübü Başkanı. Nasıl bağdaştırıyorsunuz ikisini? Hani spordan sonra siyasete geçmek zor oldu mu? Nasıl tanımlarsınız? Bence siz televizyon haberini verirken bu ikiliyi kare olarak verin. İnsanlara söylemeyin kim olduğumuzu. Deyin ki ne diyorsunuz bu adamlar için? Tahmin ediyorum olumlu tepkiler alacağız. Çünkü spor ruhu, sporcu ruhu çok farklı bir şeydir. Yani sporcu kafası normal vatandaşlardan veya diğer meslek gruplarından daha pozitife doğru çalışır. Hep kafa oraya gider. Çünkü Allah-u Teala öyle yaratmıştır. Onun için zaten sporcu olabiliyorsun. Şimdi diyorlar ki zorlanıyor musun? Dedim hiç zorlanmıyorum. Niye? Ben eskiden zannediyordum ki bu siyaset çok farklı bir şey. Futbol oynuyorduk, spor başka bir şey. Orada seyirciyle oynuyorsun. Siyasette de seyirciyle oynuyorsun. Orada takım oyunu var, burada da takım oyunu var. Orada taktik var, burada da taktik var. Ve maalesef orada entrika var. Bunu hep kötü bana da algılamasın kimse. Yani genel olarak burada da var. Ben bir baktım ki spordan siyasete bir geçtim. Hiçbir fark yok. Ben hiç zorlanmadım yani. Bir de tabii sporcu kafasıyla düşünmek, insanlara olumlu bakmak, ön yargıda bakmamak bizim büyük avantajımız. Onun için bu büyük şehre ve Gebze'ye alacağız inşallah. Spordan konuşmuşken de Kocaeli Spor'la ilgili projeleriniz var mı? Ya da Kocaeli'nin diğer amatör spor kulüpleriyle alakalı neler planlıyorsunuz? Şimdi tabii biz buraya adaylığımızı açıklamadan evvel bir strateji yaptık. Biraz evvel taktik dedim ya. İşte biz açıkladığımızda bizi neyle eleştirebilirler? Biz ne diyebiliriz? Beni eleştirebilecekleri bir tane nokta var. Ya bu eski sporcu, futbolcu bu anlamaz belediye yönetmekten. İşte bu sadece futboldan, spordan anlar gibi. Ve nitekimde açıklanır açıklanmaz böyle başladı. O yüzden ilk 3 ay hiç spor konuşmayacağız dedik. Kocaeli Spor dahil olmak üzere. Biz bu 3 ay şunu konuşacağız. Bunların yaptıkları haksızlıkları, burada yaptıkları yolsuzlukları bir taraftan anlatırken kendi yapacaklarımız, projelerimizi anlatacağız. Ve halka bu şehri adaletli yöneteceğimize dair inandırmak zorundayız. Ha bunları yaptığım zaman 3 ay sonra spor zaten benim cebimde. Yani bugün Safiye Sancak'ta dese ki yarın Kocaeli'deki sporla ilgili basın toplantısı yapıyorum dese bütün herkes gelir. Benim orada yapacağım yarım saatlik bir basın toplantısıyla zaten bu Kocaeli'nde olumlu manada 10 şiddetinde deprem olur. Çünkü bu bizim artık
olağanüstü bildiğimiz bir şey. Yani Türkiye'de 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi varsa bu konuda birisi de benim. Kocaeli Spor'la ilgili, Gebze Spor'la ilgili biraz evvel başkanla onu konuştum. Dedim ki Kayseri iki tane takımı yok mu Süper Lig'de? Bir Kayseri Spor, bir Erciyes Spor. Neden Kocaeli Spor'u Gebze Spor olmasın? Türkiye sanayisinin kalbi burası. Yani Kayseri'de oluyorsa burada da olur. Allah kısmet ederse hem Kocaeli Spor'u hem Gebze Spor'u oralara zaten taşıyacağız. Ama o sadece o değil. Amatör takımlar var. Voleybol var, basketbol var. Bir de çok kişinin böyle düşünmediği, bütün halkına spor yaptırabiliriz. E ben spor yapıyorum ama benim annem yapmıyor. Siz spor yapıyorsunuz ama dedeniz yapmıyor veya babanız yapmıyor. Spor kültürümüz yok bizim. Yani insan sabah kalktığı zaman hadi bir yarım saat yürüyüş yapayım, bir spor yapayım diye bir kültürümüz yok. Bunu nasıl kazandırabiliriz? İşte bununla ilgili projelerimiz var. Ben bunu 2011'de hazırlamıştım milletvekili adayıyken. Elimde hazır yani. Tabii burada vakit olmadığı için belki uzun uzun anlatmıyorum ama bir gün tekrardan bir programa gelirsem bunu anlatırım size. Peki, çok memnun oluruz biz de. Size geçiyorum şimdi İbrahim Bey. Gebze Belediye Başkan adaylığınız açıklandı. Bununla alakalı ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Öncelikli olarak bugün itibariyle sahaya indik. Bunu yaparken de tabii ki güzel bir planlama yaptık. Burada önceliğimiz siz hanımlar olarak öngördük. Ardından gençlerimiz, çünkü biz genciz. Kendimizi en iyi ifade edebileceklerimiz yine kendi yaş grubumuz. Kendimizi en iyi ifade edebileceklerimiz, bizi iyi anlayabilecek insanlarımız olarak düşündük. Ve bu manada özellikle olarak hanımlar ve gençlerle sokağa indik. Önümüzdeki haftadan itibaren de bu şeylerimizi artırarak halkın içinde daha fazla olup kendimizi daha güzel ifade edip vizyonumuzu, misyonumuzu masanın üzerine koyup yolumuza devam edeceğiz inşallah. Peki Mart'ta nasıl bir tablo öngörülecek sizce? Gebze bölgesini düşündüğümüzde siz neler yapacaksınız Gebze ile ilgili olarak? Şöyle söyleyeyim, biz yaptık oldu mantığının tamamen dışındayız. Çünkü tamamen her şeyimiz vizyon ve misyon üzerine kurulmuş, planlı bir şekilde çalışmamız mevcut. Bunu yaparken de Gebze halkının, bahsettiğim gibi öncelikle hanımların ve gençlerin neler düşündüklerini, neler istediklerini, belediye yönetiminde, yerel yönetimlerde kendilerini nerede görmek istediklerini konuşuyoruz, kendileriyle paylaşıyoruz. Ve Gebze yönetimini gelin hep birlikte şeffaf ve hep birlikte yönetelim tarzında bir anlayış içindeyiz. Biz açıkçası bugünü düşünmüyoruz, yarını düşünüyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da söylediği gibi Gebze çok büyük, metropol bir yer aslında ama bakıldığında tamamen köy havasında bir yere gelememiş, insanların hak ettiği değerleri almadığını düşündüğümüz bir yer olarak görüyoruz. Burada da Sayın Başkan'ın da belirttiği gibi projelerimizi önümüze koyup eksiklikler neyse zaten belli ama bunların tamamen ayaklarını yere basan projeler olması gerekiyor. Yani kimseye biz hayal satmak durumunda değiliz. Burada kişilerin ihtiyaçlarını, öngörülen ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. En basitinden evinize gidemiyorsanız bir yerde, teleferikle bir yerden bir yere gitmeyi hayal etmenin gereği yok böyle bir şehirde. Buna istinaden projelerimiz hazır açıkçası. Bunları da bu ay sonu önümüzdeki ay itibariyle Gebze halkıyla paylaşacağız. Çalışmalarınız sırasında ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz peki? Yani Gebze'nin en çok neye ihtiyacı var? Gebze'nin en çok neye ihtiyacı var? Bir, ulaşım sorunu. Ulaşım derken aslında bundan önce çok büyük bir işsizlik sorunu da var ama ulaşım bunun önünde geliyor. Gelir seviyesinden ve ekonomik yapıdan dolayı Gebze'de ciddi manada bir açık var. İnsanlarımız haliyle fabrikalarda çalışıyorlar. Bazı çalışma ortamları uygun olmadığı için haliyle bir takım hastalıklara yakalanabiliyorlar ve ekonomik olarak kendilerini bir yerlere taşıyamıyorlar. Bu yüzden yapacağımız projelerde de tamamen Gebze halkına özellikle, daha sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile paylaşabileceğimiz bir takım projelerle de tüm Kocaeli'ye hizmet edebilecek tarzda bir takım projelerimiz var. Bunları da açıkladığımız zaman Gebze halkı tarafından büyük beğeni sağlayacağını düşünüyorum, beğeni bulacağını düşünüyorum. Bunun en büyük nedeni burada biz yaptık oldu değil, tamamen sizden gelen feedbacklere, sizlerden gelen isteklere, arzulara en iyi nasıl çare oluruz düşüncesiyle yola çıktığımız için Gebze halkımızın çok mutlu ve huzurlu olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Son olarak ne söylemek istersiniz Başkan Bey? Son olarak tabii
önce bu 2014 seçimleri Türkiye'mize, ilk önce partimize ve herkese hayırlı olsun. Fakat ricam şu halkımızdan, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda 3-4 tane büyük problemi vardır. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü noktasında biraz daha dikkatli bakarsak sıkıntıda olduğumuz görülüyor. İki, ekonomik olarak şu anda ciddi bir krize gidiyor Türkiye. Üç, seçimler var şimdi. Futbol takımı tutar gibi parti tutmayalım. O devri biraz geride bırakalım. Adaylara bakalım biraz. Partilerin adayları kimler? Ne anlatıyorlar? Acaba bu arkadaşlar daha önce bir söz verip de tutmuşlar mı, tutmamışlar mı? Bu gelen arkadaşlar, Gebze'de İbrahim Türkmen kimdir? Ailesi kimdir? Geçmişi kimdir? Bu bir şey söylediği zaman doğru mu söyler? Yoksa yalan mı atar? Saffa Sancaklı kimdir? Biraz böyle bakmalarını da istiyorum. Tabii oylarını istiyorum Gebze'de halkımızın, hepsinin, Kocaeli'nin oylarını istiyoruz biz. Talibiz. Adam gibi yönetmeye talibiz. Adaletli yönetmeye talibiz. Şehirde yolsuzluğu önleyeceğimize dair söz verdim herkese. Yapamayacağımız işlerin sözünü vermeyeceğime dair de söz verdim. Ben kendi şahsıma söyleyeyim. Benim ailem İstanbul'da 10.000 kişi. Sadece ben değil, ailemin, benim kanımı taşıyan herkesle ilgili bütün hepsine kefilim. Bunu da zaten herkes biliyor. Onun için çıktık, rahat rahat anlatıyoruz bazı şeyleri, talip olduk. Ben İbrahim kardeşime de çok güveniyorum. İnşallah 2014 seçimlerini hem Gebze'ye hem Büyükşehir'e alacağız. Size de başarılar diliyorum. Sizin de geleceğinizle ilgili kesinlikle şurada bir kısa röportaj yaptık ama geleceğiniz çok parlak azalım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, röportaj için sizlere, keyifliydi. Sevgili seyirciler, Kare TV ekranlarında sevgili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, MHP Başkan Adayı Saffet Sancaklı ve Gebze Belediye Başkan Adayı İbrahim Türkmen'le birlikteydik. Kendileri bizlere yerel seçimlerle ilgili çalışmalarından bahsetti, projelerini anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.